Efendim ekranların en sağlıklı, en sıhhatli, en şifalı yarışma programı Bence Bilirsen C'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli ve enteresan iki arkadaşımız var. Ve bunların arkadaşlıkları tam 12 yıllık bir arkadaşlıkmış. Sağ cenahında bulunan arkadaşımız bugün bizim için özellikle elzem ve lazım olan bir meselede adeta can simidi gibi yanı başımızda bizlere yardım için hazır bulunan bir arkadaşımız. Ömer Hasan ne iş yapıyor diye merak ettiniz değil mi? Hiçbir masraftan kaçınmadık ve günlerdir dillendirdiğimiz, Hakan'ım pek sen bunlara şahit olmadın, İbrahim için bir psikiyatri arayışımız vardı biliyorsunuz. Bir psikiyatri arayışımız vardı. Psikolog durumunu geçmiş bir meseleydi aramızdaki. Soru sorma biçimi çok değişik hocam. Ne yapacağız bilmiyorum, onu konuşalım. Ve hiçbir masraftan kaçmadan ne yapmışız? Bugün Ömer Hasan Bey'i getirmişiz. İyi ki de gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Sol tarafında bulunan beyefendi de enteresan, ilginç bir işte iştigal etmekte. Memleketin en susuz bölgelerinden biri olan Ankara'da Yılmaz Bırakkaya gemi mühendisi olarak çalışmakta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meslekleri konuşacağız, yapacağımız şeyleri konuşacağız, muhabbeti başlatacağız ama öncelikle biz Ömer Hasan Bey'i bir tanıyarak başlayalım. 1987'de Ankara Keçiören doğumluyum. Aslen Trabzon Çaykaralıyım. Ankara Anonimli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlığı eğitimini yeni bitirdim. Hayırlı olsun. İlk müşteriniz hazır. Müşteri mi diyorsunuz sonra? Hastanız diyeceksiniz artık. Öyle. Evet. 3 yıldır evliyim. Ne güzel, ne güzel, Allah mutluluk versin. Ha. Çoluk çocuk. Çocuğumuz yok henüz. İnşallah en yakın zamanda sağlıkla, sıhhatle güzel evlatlarınız olur. Teşekkür ederim. Ve yarışmacı başarı dilemek zorunda değilsiniz ama ne bilirsiniz yani öyle mecburiyet yok. Arkadaşım Burak Yılmaz'a da yarışmada başarılar diliyorum. Diliyorsunuz. Pekala. Efendim hemen sol tarafımda bulunan Yılmaz Burak. Burak Yılmaz mı diyorlar? Burak Yılmaz. Burak Yılmaz dedim deyince Burak Yılmaz dedim. Galatasaraylı mı? Hayır, Trabzonspor. Çin takımını mı tutuyorsun şimdi Burak Yılmaz? Peki Trabzonlusunuz. Trabzonsporluyuz. Ondan da Burak Yılmaz deyince genelde Trabzonlular daha benimsemiş değil mi? Tabii daha benimsemiş. O yüzden olmuş. Peki hala Yılmaz Burak Kaya Bey gemi mühendisiymişsiniz ama Ankara'daymışsınız. Nasıl oluyor? Evet, Trabzon ben de bu burada bir mühendislik firmasında, daha doğrusu TÜBİTAK'ta çalışıyorum. Gemi mühendisiyim, 87 doğumluyum ben de, Ömer Bey gibi. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri diye uzun bir ismi olan bir bölümü bitirdim. Şu anda Ankara'da Yıldız çalışıyorum. Yıldız Teknik doğru yerdeymiş ama niye Ankara'da, enteresan. Ben açıkçası tabii cahilliğimi veriniz. Yani gemi mühendisliği konusunda Ankara'da herhangi bir iş alanı var mı onu çok bilmediğim için böyle akla gelen ilk şey de deniz mühendisinin nerede işi olur? Denizin olduğu bir şehirde gibi bir algıyla söyledim evet. Tabii ki bunu. Gelsin mi? Gelsin. Heyecan var mı? Biraz. O heyecan gidecek şimdi ilk soruyu bilerek. Sorunuz şöyle. Eski inançlarda yer ile göğün birleşimini temsil eden ve günümüzde de kullanılan mimari unsur hangisidir? Şıkları görelim. A dikili taş, B sütun, C baca, D balkon, bence bilir. Katılıyorum size. O yüzden ne verelim? 1 ile 10 arasında dilediğiniz 2 verelim. 2. Güzel. Çok hoş, çok tatlı. Formatı öğrenmiş ama. Evet, öğrenmiş. Bayağı anlattım. Hazır mısınız? Evet. Alalım cevabı. Aslında kişi arasında kaldım gibi ama B sütun diyeceğim. Siz ne bu? Diğer şık neydi? A olabilir mi diye bir an düşündüm ama sonra... Sütun daha akla yatılı geldi evet. Size. Ben de dikil taş olabilir, sütun olabilir diye düşünüyorum ama dikil taşa biraz daha yakın. Bakalım doğru cevap neymiş. Tabii ki sütun ve 2 puanla başlamak güzel oldu. İyi ki de 2 şık arasında kalmamışsınız. Bilemeseydi siz üzülecektiniz. Çünkü 2 puanınızı kaptıracaktınız. Yazık olurdu, o 2 bize lazım olurdu diyebilirdiniz belki. Muadil gelsin. Batı sembolizminde cennet ile yeryüzü arasındaki geliş gidiş hangisiyle temsil edilir? Şıkları görelim. A. Gamalı haç, B. Yakub'un merdivenleri, C. Anahtar, D. Kilise vitrayları. Enteresan bir soru. Bence bilir. Yani kesin emin olarak bildiğini zannetmiyorum ama... Değişik şekiller yapıyor evet. Yani. Neyin korkusunu salmak istiyor rakibine biliyorum. Tabii ki çok basit soru bu. Bilemem belki. O da olabilir. Bilmiyorum ama biliyormuş gibi bakmaya çalışıyorum mu? Hangisi?
Yani çok emin olamadım 12 ama. 12 yıldır tanıyorsun. Evet. Üstünde bir de psikiyatr randevusu. Yani bu yarışmada hiç yanılmaması gereken kişi siz olmalısınız. Çok yüz okumayla her şeyi anlayamasak da. Bak şöyle diyelim, ben şimdi soruya baktım. Bildim mi sizce? Yüzüme bir bakın. Bildiğinizi düşünüyorum. Ama... Peki sizce rakibiniz Yılmaz Bırak bildi mi? Kesin emin olmadığını düşünüyorum. Peki aklımda ne vermeli? Var ama şöyle ortadan gidelim, 5. 5 verdi, hazır mısınız? Buyursunlar. Alalım efendim cevabı. 5 şıkkı, Yakup'un merdivenleri diyorum. Ben de 5 şıkkını tercih ederdim yerinde olsaydım. Şimdi ama şu şıklar arasında verilecek en mantıklı cevap tercihinde bulundu. Evet. Buradan biz şunu anlıyoruz, doğruysa tabii bu. Şunu anlıyoruz. Bazen hakikaten ilk defa duyduğumuz şeyleri bile hani böyle şıklara bakınca yakın gelen şıkla bulma ihtimalimiz oluyor ya. O belki de temsil olarak bu soruda çıkmış olabilir gibi olabilir geliyor. Ama bana da sanki doğru yolla gitmiş gibi geliyor ama görelim bakalım neymiş. Tebrik ediyoruz. 5 puan size can oldu. Evet. Yazık oldu 5'e. Olsun, içine. Önemli değil. Helal olsun kardeşimiz. Gelsin yeni soru. Osmanlı'da yetiştirmek üzere Yeniçeri Ocağı'na alınan çocuklara verilen isim nedir? Şıkları görelim. A. Yanaşma. B. Devşirme. C. Süt oğlan. D. Emir Eli. E. Ramazan. Bence bilir. Bence bilmeli. Onda şüphe yok. Bilir yani diye düşünüyorum. Bilmeye dedin tabii onu biraz daha baskı altına almış. Üç diyecekmişsin gibi böyle bir his var içimde. Maşallah siz de. İyi miyim? Evet iyisiniz. Ben de üç demek istiyorum. Evet. Üç dedi. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değilseniz bekleyebiliriz. Yok. Alalım cevabı. B devşirme. Değil. Siz ne derdiniz? Ben C derdim. Süt oğlan. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Ama pardon, bir daha bakayım şöyle. Olabilir, bilmiyorum ben. Hiç oğlanla karıştırdım ben şu tanımda bir şey oldu. Ben geri çekiyorum bu şeyi. İlk neymiş vermiş biliyorum. Görelim doğru cevap neymiş. Devşirme tabii ki. Evet, devşirme tabii ki. Seni hiç sevmem süt oğlan, babanı da sevmezdim. Meşhur bir şey biliyorsunuz değil mi? Türk filmi repliğidir. Emir Erim Ramazan. E şıkkıydı Ramazan, onu seçmedi zaten. Peki, muadil soruyu görelim, merak içindeyiz. Osmanlı'nın Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdiği isim nedir? Muadil mi? Nasıl geldi? Şıklardan sonra mı? Yani evet, şıklardan sonra karar veririm, o fena değildi. A Frank, B Cermen, C Rum, D Fenike. Bence bilir. Bence de bilir. O yüzden 2 puan vereceğim. 2 puan. Çok güzel. Belki yanlış okumuşumdur. 2'yi verdik artık yani. Yaptığınız şeyler beyhude şu anda. A şıkkıdır. Hazır mısınız? Evet. Alalım cevabı. A şıkkı diyorum. Siz ne derdiniz hocam? Ben de A Frank derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki Frank ve 2 puan. Zaten rakibiniz de olan arkadaşınız Ömer Hasan Bey'in de tahmin ettiği yüzde bileceğiniz bir soruydu. Ve doğru cevapla birlikte Burak Yılmaz, Yılmaz Burak 17, 7, özür dilerim. Nasıl ben gözlerime baktırmalıyım. Ömer'imiz de şu anda 5 puanda. 2 ve 3. Her iki yarışmacımız da şu anda kırılmamış olan rekora aday. Kaldı 8'cik soru. Eğer 8'er sorunuzu doğru yanıtlarsanız, şu anda kırılmamış tek rekor elimizde. Her iki yarışmacının da 10'da 10 yapması. Bir tane 10'da 10'umuz var. Bir yarışmacı tarafından. Ama her iki olmadı bugün. Ama iki tane 10'da 10 yok. Yani gönlüm çok arzu eder. Umarım bugün bunu yaşarız. Nasıl? Güzel olur aslında. Olur değil mi? Çok hoş ayırız. İnşallah. Gelsin bakalım yeni sorumuz. Yunan mitolojisinde ruhlar alemi kapısının bekçisi olan Kerberos'un hangi bilgiye sahip olduğuna inanılır? Şıkları görelim.
A. Cehennemin yaratılışı. B. Cennetten kovulanlar. C. Ölüm ve diriliş. D. Doğum ve yaratılış. Bunu bir atlatmamız lazım be. Evet. Ben şimdiden muadilini merak ediyorum. Rekor için bunu bir atlatmamız lazım. Bu arada Yılmaz Burak çok iyi noktaya temas etti. Muadili de düşünerek bir puan verirsen arkadaşına. Evet. Aynı ile mukabele edebilir. Bak senin için hocam neler yapıyorum. Evet. 10 diyecek gibiydi de. Sanki öyle bir hava sevdim ama. Az sonra muadili gelecek ya, onu düşünerek mühendis adam hesabını yaptı. Zannetmiyorum 10 versin. Hem bayağı vakit geçti yani. Madem öyle siz de kırmayalım 9 verelim. Yalnız bugün bana yarın sana var biliyorsun. Evet, hobileriniz arasında bilgi yarışması varmış. Evet. Katılmak mı, izlemek mi? Yok, izlemeyi seviyorum. Bir de internet sitelerinden, yani sosyal medyadan falan bazen o tür programlar, uygulamalarla ilgileniyorum. Yani katıldığım bir program ilk defa burası oldu. Enteresan değil mi? Değişik bir deneyim olmuştur, evet, olacaktır sizin, evet, için. Evet. Hayatta hiçbir şeyden korkmazmış arkadaşınız. Fobisi yok. Öyle mi? Fakat sen tam olarak yok yerine yok pek yazmışsın. Pek derken orada bir varlık, var olan bir şeylerin olduğu hissi oluştu bize. Var mı bir fobi? Aslında yok. Yani küçükken vardı, o yüzden yok pek. Yani artık silindim hayatımda. Karanlıktan korkardım ben küçükken. Hmm. Çoğu çocuk korkar herhalde. Psikiyatri neler bilmiyorum da. Doğru. Birçok insanda görülüyor. Zaten en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan birisi. En ilginç gördüğünüz fobi vakası nedir? Yani şu an çok aklıma gelmiyor ama her duruma karşı olabiliyor fobi. Yani belli bir şeyi olan bir durum değil. Her durum, doğal olaya karşı, herhangi bir nesneye karşı, her şeye karşı olabiliyor. Geçenlerde ilginç bir fobi vardı. Tutmuş olduğu takımın yenilmesi hayattaki en büyük fobisiymiş bir yarışmacımızın. Enteresan şeyler geliyor ama aklıma gelmedi. Belki reji hatırlar. Bazen böyle enteresan fobileri olan insanlar olabiliyor. Bunlarla da siz bolca karşılaşıyorsunuz. Şimdi orada onu kastettiği fobi olabilir, olmayabilir. Bazen korkuyla fobiyi karıştırıyoruz. Fobi illa korku demek değil. Nasıl bir şey o? Hangisi? Fobi de normal durumda olağan dışı bir korku olması gerekiyor. Yani hani normal bir korku olabilir. Bunu illa fobi diye şey yapmıyoruz. Yani toplumun normal kabul ettiği bir durumdan inanılmaz derecede korkması gerekiyor fobi olması için. Anormal olması lazım biraz. Evet, yani bir anormal bir durum olması lazım. Kime sorduk, ne yaptık, kim ne verdi? Benim durumu ben nasıl tarif ediyorsunuz? 9 verdi size, hazır mısınız? Evet, 9 verdi. Hazır olalım bari. Alalım cevabı. Şey yok. C, ölüm ve diriliş. Siz ne buyurdunuz efendim? Açıkçası ben de hiçbir şey bilmiyorum ama az sonra buyuracaksın, siz de gelecek. Evet, şimdi onu düşünüyoruz işte. Bakalım doğru cevap neymiş? Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi edemiyorum. 9 gitti yani. Çok merak ediyorum yani. Maşallah. Nasıl buldu bunu? Maşallah. Gelsin muadili. Aynı durumda siz. Buyurun. Budist ve Hindu mitolojisinde kartal insan karışımı bir varlık olan Garuda hangi soylu ailenin sembolüdür? Hayda. Oraya bir de hayda ekleyebilirsiniz ünlemle. Görelim ışıkları. A. Monaco hanedanlığı. B. Tayland kraliyet ailesi. C. Japon kraliyet ailesi. D. Hint kraliyet ailesi. Işıklar gelince biraz böyle sanki... Bir tık düzeldi moraller. Yani soru kadar zor değil şıklar ama belki de çok zor, bilemiyoruz. Ne veriyoruz hocam? Düşünüyorum da. İlginç bir andayız. Şıklar çok değişik geldi. Yani çok farklı. Yalnız siz az önce gösterdiğiniz yüksek performansla birlikte tüm soruları cevaplamaya olan umudumuzu ve inancımızı diri biraz tuttuğunuz için teşekkür, ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım Yılmaz Burak bizi yarı yolda bırakmaz. Umarım ya. İnşallah. Bakalım öyle tahmin gücü ne kadar. Onu bir tartacağız şimdi. Ne verelim hocam? Tahmin gücü dediğine göre. 6 var, 4 var. Şöyle bir biraz daha çıkalım. 7 verelim. 7 verdik. Hazır evet. mısınız? Lütfen bizi hayal kırıklığına uğratmayınız. Hazır olayım ben. Bunu da geçersek, bu eşik önemli. 7'cik soru kalacak. Alalım cevabı. Hint demek istiyordum ama demeyeceğim. B şıkkı Tayland Kraliyet Ailesi.
Ben de Hint ya da Tayland derdim ama çok emin değilim. Diğer bakalım bu kritik yani. Ayrım nasıl sonuçlanacak? Son derece meraklıyım. Çünkü önce Hint dedi, sonra Tayland'a çevirdi. Görelim. Bravo, tebrik ediyorum. Çok iyi. Evet, farklı rakamları seçmenize rağmen şu anda 14-14'lük bir eşitlik var. O da enteresan şu anda. Evet. Tabii tüm sorular bilinirse iki tarafta zaten eşitlik olacak ama yolda pek eşitlik denk gelmez genelde. Çünkü 2, 5 ve 7, 2, 3 ve 9 gibi tercihler yapıldı. Evet. Toplam tabii ki 14. Ve bizim umudumuz, ümidimiz devam etmekte. Gelsin yeni soru. Deha düzeyinde zekası, bilimsel merakı ve 9 dil bilmesiyle tanınan Mısır kraliçesi kimdir? 9 dil biliyormuş. Işıklara göre. A. Nefertiti. B. Nefertari. C. Kleopatra. D. İkinci Berenike. Bence bilir. Bence de bilir. Ne verelim? 7 verelim. Hazır mısınız? Çok hazır değilim ama oluyor. Alalım cevabı. B. Nefertari. Görelim doğru cevap neymiş. Kleopatra o kadar kolay olamaz diye düşündüğün için mi öyle bir şey dedin? Kleopatra hani gelmişti aklıma da yani çok emin hani olamadım. En bilineni o değil midir evet, yani? Evet, oydu zaten. Açıkçası ben ilk gördüğümde hani daha soruyu gördüğümde Kleopatra, sonra diğerlerini görünce aynen sizin düştüğünüz şüpheye ben de düştüm ama. Yani en bilindik olan. En bilindik olanı tercih etme işiniz. Bizim ümitlerimizi yıktı, yaktı, evet. Yok etti. 7 puan da eksaneye yazıldı. Şimdi artık her iki tarafta kazanmaya bakacak. Evet. Rekor bizde kaldı şimdilik. Gelsin. Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'nın kökeni hangi medeniyete dayanmaktadır? Şıklar gelsin. A. Mısır. B. Saba. C. Yunan. D. Asur. Edebilir diye düşünüyorum. Bence bilir. Ama çok da emin olmayacaktır. 6 puan. Çok iyi tercih. Rastladınız mı böyle bir şeye? Aslında yani Mısır mitolojisinden az çok merakım vardır ama açıkçası bu soru birazcık rastlamadığım bir soru. Buyurun. Film izler misiniz? İzlerim. Yani bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, o bir ipucu olur mu bilmiyorum ama bu konuyla alakalı çekilmiş ben 3-4 tane film hatırlıyorum. Evet. Birinde bu çok belirgin bir şekilde geçiyor yani. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Bir şıkkı Saba diyeceğim. Siz ne derdiniz? Ya çok emin değilim de C. Yunan tercih ederim. Görelim doğru cevabı. Tebrik ediyorum sizi. Aslında Yunan'ı da sırf o yüzden tercih ederim. Evet. Yani çok basit olur. Veyahut... Az önceki durumu aynen siz düştünüz. Aynen düştüm. Oradaki en bağıran şık Kleopatra'ydı. Evet. Hiç duymadığınız bir ismi seçtiniz tahmin ediyorum öbüründe. Ya evet. Onu da hakikaten ben de hiç duymadığım bir şeydir yani. Evet ama tabii durum çok çekişmeli. 7-8 şu anda Ömer Bey, 7'de Burak Bey, 8'de. Gelsin bakalım yeni soruyla durum ne olacak görelim. İzciliğin arması olan çiçek hangisidir? İlkokulda izcilik yapmışsınızdır. Işıklara görelim. A. Nilüfer. B. Zambak. C. Kardelen. D. Yonca. Bence bilir. 6 puan veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin be. D. Yonca. Siz ne derdiniz? Sanırım aynısını söylerdim. Görelim doğru cevabı. Tabii ki Zambak. Evet, yapmamıştım. Çok fazla.
şöyle anımsarsınız diye düşündüm. Onun şekli itibariyle hatırlar mısınız izcileriniz? Siz kaç doğumluydunuz? 87. Sizin döneminizde bu izcilik, ya, yavru kurtluk meşhur değil miydi? Çok değildi. Ya bizde yani, nasıl yaşıyoruz o? Hayaller ötesi bir şeydi yani. Böyle hocalarımız anlatırdı böyle falan ama bizim çok yaptığımız bir şey değildi. Ya bizim böyle. Benim çocukluğumda yani sevgili izleyenler size de böyle bir şey olmuş olsun. Hani ajitasyon için söylemiyorum ama o kadar çok istemiştim ki izci ya da yavru kurt olmayı. Bir iki sebep var. Birincisi onların birçok dersi boş geçerdi. Evet. İzci ve yavru kurtların. Ama esas istediğim şey onların kıyafeti, şapkasında mesela o arma vardır böyle dikine doğru açılan arma, zamban. Ve yavru kurtların da kıyafeti ayrı bir çekici ve güzeldir. O da asker kıyafetine benzerdi. Tabii o izci ya da yavru kurt olduğunuzda o elbiseleri giyiyorsunuz etkinliklerde. Dolayısıyla çok heveslenirdim. Yani müthiş bir şeydi. Anlatılmaz. Biraz da şöyle söyleyeyim, laf uzatıyorum ama her şey çok kıymetli ve çok önemliydi biliyor musunuz? Yani bu tür şeyler, o elbiseyi almak ne kadar kıymetli bir şeydi ya. Ya izci olmanın tek koşulu o elbiseyi alabilmekti ya. Şimdi öyle bir sorun olabilir mi yani bilmiyorum. Evet, şu an çocuklar, her şey çok da ulaşılabilir. Inanılmaz, kesinlikle. Evet. Gelsin yeni soru. İzcilikte oymak başının fuları hangi renktir? Işıkları görelim. A mavi, B yeşil, C bordo, D kahverengi. Ne verelim? Çok bildiğini zannetmiyorum. O yüzden 9 verelim. 9 verdi. Hazır mısınız? Hazırız. Alalım cevabı. Kahverengi değildir. Yeşil diyeceğim ben B şıkkı. Siz ne derdiniz? Mavi ya da yeşil derdim ama. Emin değilim ben de. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki bordo. Evet. Daha dikkat çekici sıcak bir renk tercih edersiniz. Kahverengi bordo arasında kalırsınız diye düşünmüştüm ben. Yok, kahverengi çok hakim bir renk izcilikte. O yüzden hani o kullanılmaz. Aykırı olur diye rengine. Aykırı olsun diye. Yine enteresan bir çekişme. 1-1 durum. Ama bu eksi 1'de bırak. Ve Ömer Bey 1 puanda. Ve biz 2, 4, 5 soruyu geride bırakmışız. Yarısı bitmiş. Gelsin diğer yarısının ilk sorusu. Masonların üstad olarak tanımladığı ve adına dergi çıkarttıkları isim kimdir? Şıkları görelim. A. Mimar Sinan, B. Nasrettin Hoca, C. Mevlana, Celaleddin Rumi, D. Yunus Emre. Bilecektir. Tahmin edecektir diye bence düşünüyorum. De. Ama bir puan için de bir diyorum. Bir puanlık bir sorun bu. Değil ama yine de bir dediniz. Ben eminim bilecektir, evet. Bir. Hazır mısınız? Çok hazır değilim. Hiç aslında soru değil. Bir bana zor vardı. Gelmişti ama. Yani bilmiyorum, bana da birlik bir soru gibi gelmedi. Bana da hiç gelmedi. Bana yedi gibi bir soru bu. Bana da yani, ben de öyle bir şey düşünürdüm ama. Demek ama ki arkadaş çok biliyor, iyi biliyor yani. Ki. Demek ki evet, ben o kadar emin olamadım ben, ama. Ben bildiğim için bir puan, o da biliyordur gibi bir bakışla bir verdi. Yani Yunus Emre ve... Ben bunu yani duyduğumda çok şaşırmıştım ama. Dergi isim yani olarak masonlar hiçbir üstad isim olarak. O tabii gelmiyor. Yani öyle bir dergiden çalıştırmaya çalışıyorum. Oradan çıkarmalısınız. Olmuyor. Öbürü çok zor. Üstad olarak masonların evet tanımladığı çok isim var. Ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Ben bir mantık yürüttüm. Aynı mantığı o da yürütür diye düşünüyorum. Yani birebir biliyordur diye düşünmüyorum ama şu an o mantığı da yürütüyor. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin bir puan ya. Mimar Sinan A demek istiyorum. Siz de derdiniz. Kesinlikle Mimar Sinan derdim. Çünkü masonların biraz daha taş işçiliği vesaire bunlara karşı... Ya oradan şey, ben de şey yapayım ama... Mantığı. Dergiden gidelim. Yani %100 bilinecek bir sorun değildi. Değil. Bence ama değil, kesinlikle zaten değil. Yani bir puan çok az oldu. Görelim doğru cevabı. Tabii ki Mimar Sinan hakikaten da birlik değildi. Ama sizin gittiğiniz yöntem çok iyiymiş. Bulabileceği bir soru olarak bir verdi evet, ve siz onu buldunuz. Bu tebrik ediyoruz. Bir 10 verebilirdi ama. Gelsin bakalım yeni muadil soru. Dünyanın en gizli tarikatı olarak bilinen masonluğun kelime anlamı nedir? Şıkları görelim. A. Tüccar, B. Sanatçı, C. Balıkçı, D. Taş ustası. Orada bir mi kalmıştı? Eksi 80 var.
Biri i̇şte verdik. Mali sorularda çok yorum yapmamak lazım. Evet. Kesinlikle öyle. Bir verdik değil mi? Yazdım ama. Ve bunu konuşmuştuk biliyor musunuz? Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. D şıkkı taş ustası. Bakalım doğru cevap neymiş? Taş ustası doğru cevap ve aradaki fark gerçekten çok çekişmeli. Burak'ımız aramıza hoş geldin puanında, sıfırda. Ömer'imiz 2 puanda ve kaldı 4 soru. Devam ediyoruz, hızla süremiz daraldı. Gelsin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara öğretilmesini emrettiği sure hangisidir? Şıkları görelim. An-Nisa suresi, B. Rahman suresi, C. Nur suresi, D. Mülk suresi. 5 puan vereceğim buna. 10 dersen beklemem. Yok, hayır, 5 puan vereceğim. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Yani isimden yorum yapacağım. Nisa ya da Nur arasındayım ama An-Nisa suresi demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Ben de ikisi arasında. Ben de diyecektim ama galiba. Dört tesettür ayeti hangi suresi? A olsun, peki değiştirmeyeyim. Ama görelim C doğru cevabı. Çünkü tesettür değiştirmeliydiniz. Ben niye 10 dedim biliyor musunuz? İlk bakışta herkesin Nisa suresi diyeceği meselesinden dolayı 10 dedim ama. Ya, tesettür ayetinin Nur suresinde olduğu, evet, tam cevap verdikten sonra aklıma geldi ama. Keşke şöyle o anda bir söyleseydiniz, işaret ettikten sonra değiştirme. Bugüne kadar yapmadık ama yanlış anlarsak biz. Ha. Mesela diyor ki B diyor, D anlıyoruz. Sonra burada değiştirebiliyoruz. Genelde rastladığımız bu. Gelsin bu hadi soru. Ama onluk soru kaçtı. Kaçtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın üçte birine denktir buyurduğu sure hangisidir? Şıkları görelim. A. Kafirun suresi, B. İhlas suresi, C. Yasin suresi, D. Bakara suresi. Kesinlikle bilir. 3 puan. En düşük 3 değil mi? En düşük 3. Hazır mısınız? Alalım gitsin. B. İhlas suresi. Siz ne buldunuz? Ben de B. İhlas suresi. Görelim doğru cevabı. O kadar inandı ki sizin bunu bileceğinizi hiç düşünmeden 3 verdi. Durum yine 3-3 ama eksi 3 Ömer Bey, artı 3 Burak Bey. Çekişme son raddede ve enteresan olan bir şey var. Birbirleri için sakladıkları puanlar 4, 8 ve 10 aynı. Yani birbirlerine 4, 8 ve 10 verebilecekler. Birbirleri için sakladığı puanlar bunlar. Ama hangisini kim bilecek, hangisi bilemeyecek hiçbir fikrimiz yok. Şimdi öğrenmek üzereyiz. Gelsin yeni soru. Kıbrıs sorunu nedeniyle 1955'te İstanbul'daki Rum azınlıkların dükkanlarına yapılan saldırılar hangi adla anılmaktadır? Şıkları bir görelim. A. 6-7 Eylül olayları, B. 11 Eylül olayları, C. 3-4 Ocak olayları, D. 30 Nisan olayları. Bence bilir. Bence bilir kanaatindeyim ama yani 8'i de bırakmak istemiyorum bir yandan. Ama yine 4 diyeceğim. Yani aslında çok emin olmadığım bir soru. Ama A. 6-7 Eylül olayları demek istiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. A. 6-7 Eylül olayları. Siz ne derdiniz? Ben de aşkı derdim. Görelim doğru cevap neymiş. Tebrik ediyoruz. Güzel, İsabetli bir tercih. Evet. Gelsin muadil soru. 1974 yılında Türk tarihine geçen Barış Harekatı'nın çok, adı nedir? Çok muadil olmadı galiba sorular ama. Kesinlikle. Dur bakalım şıklar, evet, gelsin. Şıklara görelim. Musul Barış Harekatı, Kıbrıs Barış Harekatı, Helen Barış Harekatı, Doğu Barış Harekatı. En düşük kaç var orada? 4. Onu verelim. Alalım cevabı. B. Kıbrıs Barış Harekatı. Siz ne buyurdunuz? B. Kıbrıs Barış Harekatı. Görelim doğru cevabı. Ben itiraf ediyorum, az önce de ettiğim üzere hakikaten muadil olmadı. Yani. Ya 1955'te çıkan olaylarla tarih yani. Orada bir tek 11 Eylül elenirdi. Ne yapsın adam gerisini? Hiç duymamıştım. O yüzden o tarihlerde olay yoktu diye düşündüm. Ben de Helen Barış Harekatı'nı hiç duymadım mesela. Yusuf'a da gerek yoktu ona yani. O kadar belliydi ki. Ben de duymadım. Belki öyle bir şey olmayabilir. Yoktur herhalde Helen Barış Harekatı.
Evet, gelsin bakalım. Hangisi cehennemin adlarından biri olan Mutamen'in anlamıdır? Hutamen'in. Enteresan. Gelsin şimdiden. A. Büyük ateş. B. Tutuşturulmuş ateş. C. Sönmeyen ateş. D. İlk ateş. Hutame kelimesi önemli burada. Evet. Tame. Ne olabilir? 10'sa beklemeyeceğim. 10. Alalım cevabı. C. Sönmeyen ateş. Siz ne derdiniz? Çok mantıklı buluyorum kendisini. Ama bir kararım yok açıkçası. C diyebilirim. Görelim yani. Doğru cevabı. Tutuşturulmuş ateş olacakmış. Evet. Ama gidiş yolunuz itibariyle seçilebilecek en mantıklı şıklardan birini evet. seçmiştiniz. 10 puan eksi yazıldı. Evet, öyle oldu maalesef. Yani bu çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Son derece kötü ama imkansız bir noktada mıyız? Muadil soruyu da soralım, onun üzerine bakalım. Gelsin muadil soru. Hangisi cehennemin adlarından biri olan lezanın anlamıdır? Bu bak şey oldu hocam, yani muadil oldu bu. Biraz oldu. Görelim şıkları. A. Harlı ateş. B. Görünmez ateş. C. Halis ateş. D. Yayılan ateş. 10 puan verelim. Alalım cevabı. A şıkkı, harlı ateş. Siz ne derdiniz? Ya diğer şıklara bakınca mantıklı görünen o. Belki D ile arada kalınabilirdi ama A derdim ben. İlk neyi elediniz? Görünmez ateşi eledim. Halis ateş de çok mantıklı gelmedi. Halis ateş çok böyle ekstrem değil. Şıklar, ben soruyu görünce şıklara çok dikkat etmedim aslında şıklar. Biraz bakalım şey... neymiş doğru cevap? Sanki doğru cevap. Halis ateş çıkmış. Halis ateş çıktı. Ben eleyeceğiniz ilk şık o gibi görünüyordu, onun için sordum. Evet. Ama o bir soruymuş. Halis ateşi söylemedi. Sizin söylediğiniz şık hangisiydi? İlk elediniz? Görünmez ateş. O da mantıklı bir elemeydi ama. Halis ateş hakikaten de ilk elenecek şık gibiydi evet, bu soruda. Öyle yani halisin kelime anlamı itibariyle, evet. Anlamıyla hiç ilgili değilmiş gibi göründü. Hele ki ateş kelimesiyle. Ama halis ateşmiş. Durum karman çorman bir durumda. Nasıl karman çorman? Tam kelime anlamıyla bu olacak. 9 puanda Ömer Bey eksi. 3 puanda Burak Bey eksi. 8 puanları var birbirlerine verecekleri. Eğer Yılmaz Bey 8 puanını kaptırırsa Ömer Bey eksi 1 olur. Artı hanede bitiremeyeceğiniz için üzgünüz, o başka. Siz sorunuzu bilemezsiniz. Rakibiniz bilirse kazanır. Öyle bir, yani son soruya kalmış bir sonuç var bizde. Peki siz bilemezseniz yine kazanırsınız. Ömer Bey bilemezse, siz bilemezseniz yine kazanırsınız. Bir adım önde gibiyim şu an. Yani Burak bilirse kazanıyor. Yani buradaki tek sonuç, siz bilirseniz her türlü kazanacaksınız. Evet. Çok merak içindeyim son soru nasıl bir şey. Siz merak eder misiniz? Son sorumuzu yani, görmek ister misiniz? İsterim. Gelsin. Hangisi İslam alimi İbni Heysem'in adının verildiği yerdir? Son soru için güzel soru bence. Evet. Ama şıklara bakınca fikrimiz değişebiliyor. Gelsin şıklar. A. Bağdat Kütüphanesi. B. Roma'da bir bulvar. C. Ay kraterlerinden biri. D. Ümit Burnu Yolu. Sizin için dürüst, meraklı ve araştırmacı demiş. Teşekkür ederim. Arkadaşının senin hakkında böyle söylemiş olması ne kadar güzel bir şey. Evet. Siz de ona demişsiniz ki çok candandır ama birazcık seri olsa hiç fena olmaz demişsiniz. Çok mu yavaştır? Evet, ben de şu anda öyleyim mi? Biraz diyeyim yani şimdi. Yavaş mıdır? Yavaştır. Mesela şikayetçi olduğunuz şey. Yavaştan kastım. Yavaş. Yemeği yavaş yemeği mı? Yemeği yavaş yani mesela. Gerçi ben de siz çok yavaş yerim de. Yine benden hızlı yer yani. Yani evet. Yani. Normalde ben ya de... şunu bana bir öğretmelisiniz sayın psikiyatrım. Ya size gelirsem bunun için gelirim. İnanılmaz hızlı yemek yiyorum ya.
Yani çok alelacele bir şeyim yok, hayatım yok ama gerçi çok da hani yavaş kanlı olduğum söylenmez. Ama ne kadar yavaş yemeye çalışsam da çenem ağrıyor benim ya. İlginç bir vakabıyım, bilmiyorum biraz, da. Hızlı yemek yediğimde çenem ağrımıyor. Yavaş yediğim zaman çenem ağrıyor. Yani yavaş yemeye çalıştığım anlardaki durumu söylüyorum yani. Yavaş yiyeyim ya. Yani hadi ne gerek yok, yavaş yiyeyim falan. Ama bu sefer de çenem ağrıyor. Yani bundan dolayı mıdır bilmiyorum. Geçen birisi şöyle bir şey söyledi. Çok ilginç geldi bana. Eskiden sofralara tencereler konur ve hep beraber kaşık sallanırdı. Ki Ispartalıyım ben. Isparta'da düğün yemekleri geleneği halen daha öyledir. Tek tabak değil ortada. Yani ortaya bir çorba konulur, ardından bir kabune dediğimiz pilav konulur. Fasulye olur, kuru fasulyeyle birlikte. Sonunda da helva olur ve halen daha tabaklara ayırmaya çalıştı geçmiş dönemdeki vali. Halk isyan etti biliyor musun? Biz aynı tencereye kaşık sallamak istiyoruz gibi, Yeniçeri gibi ayaklandı Isparta halkı. Yani tavolyotlarda veresin herkese, sağlıklı olan bu dedi vali bey. Fakat Ispartalı ayaklandı, biz aynı tencereye kaşık sallamak istiyoruz. Tanımasak da birbirimizi, bundan ölenimiz olmadı diye bu geleneğine sahip çıktı. Geçen birisi bunu söyledi. Hani o dönemde çocukluğunu geçirmiş olanlar ortadan yemek yeme, yani eski dönemde de öyle. Yani hızlı yemeyen aç kalkar sofradan çünkü çok yemek olmazdı. Ortak yemeğin handikapı vurgusu oluyor. Yaptı. Evet. Enteresan. Belki o mantıklı olabilir mi? Olabilir. Bir de günümüzde de genelde artık yemek insanların yaşam tarzından dolayı böyle hani eskiden ailenin bir araya geldiği, oturulan, vakit geçirilen bir yerken sofra. Şimdi biraz daha ara vakitlerde yapılıp hemen işe dönülmesi evet. gereken veya işte... Fast kelimesinin evet, eklendiği yeme biçimi de zaten ona itti bizi biraz da. O da olabilir, o etki de büyük. Evet, neredeyiz? 8 puan verdik efendim. Hazır mısınız? Yani, alalım gitsin şunu. Rakibi bekleyelim puanımızı alıp. Evet. İnşallah alırsak ama. Aa, Bağdat Kütüphanesi diyeceğim. Aa, Bağdat bu kez de en yakın gene şıkkı seçeyim dedim. Hep diğerlerini seçmiştim ama. Yani yine de burada göze ilk çarpan şeydi ve siz onu seçtiniz. Bakalım öyle bir şey miymiş bu? Merak edelim. Görelim. Aslında İbni Heysem'in uzayla alakalı evet, şeyleri ama olduğundan mantık yürüttüm ilk göze çarpan ama çok emin değildi. Evet. Hayırlısı olsun. İyi hayırlısı yarıştınız. Olsun, evet. Şimdi bilemesi de tabii ki kazanmış bir arkadaşınız var Yılmaz Bırakkaya. O keyifle ve rahatlıkla ve sükunetle, sakinlikle cevap verecek. Gelsin son soru. Bugünkü bilgisayar bilim ve elektroniğinin temeli olan ikilik sistemin mucidi kimdir? Şıkları görelim. A. Pisagor, B. Biruni, C. Öklit, D. Harizmi. Harizmi. Evet, yine onun alanında bir soru geldi. Muhtemelen bilir diyorsun. Biliyordur diye. 8'i verdi. Hazır mısın? Şey hazırım. Alalım cevabı. Ama bilmiyorum. Biruni diyeceğim ben. Biruni. 5 şıkkı. Dedi. Siz ne derdiniz? Ben de Biruni'yi tercih ederdim ama çok emin olmayarak... Bakalım doğru cevap neymiş? Evet, harici miymiş? Açıkçası elektrik mühendisi değilim. Ama evet, bilmemiz iyi olabilirdi. Sizi de tebrik ediyoruz. Evet. Yarışmamızı da kazandınız. -11 puanla tamamladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Keşke başladığımız gibi bitirebilseydik. Bu sefer evet, muhteşem bir sonuç olacaktı ve rekor. Ama olsun, sizinle tanışmak, sizinle yarışmak harikaydı ve oldukça iddialıydı bence. Bazı sorular için sizinle aynı kanaatte evet, ve fikirdeyim. Bazı sorular biraz evet. Ama olsun, yeni şeyler öğrenmiş evet. olduk. Güzel bir hatıra oldu. Çok güzeldi sizinle yarışmak. Çok sağ olun. Biz de çok memnun olduk. Eyvallah. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoş kalın. Hoşça kalın.